Herkese merhaba. Biz şimdi vlog başlatıyoruz. Bugün cumartesi, biliyorsunuz ki 3 gün boyunca tatil. Şu an Mevlüt'e gidiyorum, bir akrabamızın, Sünnet Mevlüt'ü. Buradan sonra Bahadır'la Hasanlar'a geçeceğiz. Ben Mevlüt'ten çıktım. Böyle çok tatlış bir hediyelik verdiler. İçerisinde sanırım Yasin-i Şerif ve böyle buzdolabı süsü var. Çok güzel. Bebek erkek olduğu için de ben de böyle mavileri giydim. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Esprisine hayran kaldım şu an. Kötü çıkıyorum. Evet. Kenara çeksin. Sabah Bahadır'a menemen yaptım. Biber o kadar acıymış ki böyle. Yeme dedim. Ziyan olacak diye sinirli ama var ya, yandı çocuk yani. Yeminle hala midem kasılıyor biliyor musun? Ama yani neyse. Ama güzeldi de yani, şimdi acısı da güzel acıydı. Güzeldi gerçekten, ama çok acıydı ve bir tane biber koydum koca menemene. Ama bir tane biber dedin de bu kadar falandı. Evet. Bunu itiraf etmeliyim, büyük bir biberdi. Neyse. Zayıflatır. Bu arada Bahadır da benimle beraber dikkat etmeye başladı. Sinir oluyorum. 2 günde hemen göbeğe gitti ya. Benim 3 haftada başarabildiğim şey 2 günde falan başardı. 4-5 günde 4 kilo. Erkek olmak böyle bir şey. Metabolizmaları çok hızlı çalışıyor. Bizim gibi değiller. Çok şükür. Biz şimdi geldik. İndik otobüsten, yürüyoruz. Şu an Anadolu yakasında oturduğum için şükür. Vallahi billahi. Yani gerçekten Anadolu yakası mükemmel. Ben buralarda yaşayamam. Bence. Çok kötü lan insan. Tipler mipler de böyle çok. Ay Bahadır, kaldırıma çıkınca ben küçücük. Otto gibi durdum yanımda. Normalde küçücüksün. Hayır değilim ben. Şişko ve tatlı bir kız. Prenses. Sen bana zarar vermezsin değil mi? Kucağıma alsam. Al bak şu, ama şeyinden tut şöyle. Yani şöyle. Niye kucağını almaya çalışıyorsun? Ay, tamam tamam, orada seni bırak. Seviyorum ama korkuyorum. Benden hoşlanmıyor. Prenses. Seninle biraz bir garezi var Hasan belli. Yok biz ama zaten öyleyiz ya. Tatlı sertiz. Gözleri bana benziyor. Teyzesine benzemiş. Mor soğanımız, mor havucumuz, yeşilliklerimiz. Evet, mor lahanamız. Balığımız. Ve balık da... Bahadırcığımız. Bahadır. Balığı da çok değişik yapmış Hasan abi. Prenses, kafanı oradan çeker misin? Lütfen. Kötü tepkiler gelecek. Evet, çok güzel yapmış. Üstüne defne yaprağı atmış. Nereden bulmuş? Sokaktan bir ağaçtan koparmıştır, her yerde var biliyorsun. Yıkamış mıdır? Herhalde yani. Peki, o zaman yiyebiliriz. Yıkamasa da ısınıyor zaten, bütün mikroplar ölüyor. Şaka yapıyorum ya. Defne yaprağını nereden buldunuz? Fesleğen mi bunlar? Defne yaprağı. Onlar şey, biberiye. Elinize sağlık. Bana çok güzel yorumlar. Biz evde film izleyecektik, böyle çerezlere falan koyduk. Sonra birden ben dedim ki, Müslüm'ün sinemasına mı gitsek? Çok istiyorum gitmeyi falan dedim. Ve şu an çıktık gidiyoruz. 9.30 seansına yetişeceğiz inşallah. Yetişiriz yani, 9 seansına bile yetişiriz. Merhaba de. Merhaba. Hasan, seni tanıyorlar artık. Birkaç kere daha gözüktün ya videolarda. Evet. Tanısınlar artık. Tanıyın artık Hasan'ı. Tanıyın beni. Şule nerede? Kızı bırak. Gidiyoruz. Şule karanlıklar içinde kaldı. Şule'nin ayakkabıları biraz zor giyiliyor da. Hala giymeye çalışıyor. Karanlıkta ama şu an. Görüyorum. Giymeye çalışıyor. Geliyor. Geliyor. Ha, gel. Şule de bir merhaba desin. Elleri acımış bir şekilde. Parmaklarım yok. Parmaklarım yok. Gelmedi elimiz. Evet, Şule de geldi. Canım kankim. Ekibi tamamladık. Ekibi tamamladık. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Aşağıdan mı bineceğiz Hasan? Nereden bineceğiz? Caddeden binelim, buradan taksi geçmesin mi yapacağız? Tamam. Biz Forum İstanbul'a geldik. Hayda. Gidemiyoruz. Asansöre bindik, gidemiyoruz şu an. Dur, şöyle bir geçeyim ben değil mi Hasan? Vur. Hadi vursun birimiz artık. Şule, ben Bahadır tutuyorum, sen mi? Ben Bahadır tutuyorum, ya, sen. Bu kadar hareket etmişti, rezil olmak. Ben de Bahadır tutuyorum. Şule de Bahadır'ı tutuyor. Dur. Dayanmadım. Rekor kaçtı? 149 mu rekor?
Ben vuramadım. Bu benden nasıl vursun? Nasıl? Yalnız bana arkadan bir şey yapamazsın. Gideye bak. Kaç tarafı? 790. Hasan geçer. Nereye geçer? Geçti. Geçti mi? 791 yapmıştım. Ha, geçti. Nasıl yaklaştı? 1 lira daha. İnatla her makinede deniyorsun Bahadır. Ay şu şapkalıyı ayıcın şey Bahadır. O çok ağır, onu alamaz ki. Alamayacak. Ay. Çünkü gevşek bırakıyorlar. İmkansız yani. Alın. Şu abi, küçük, bak şunlar küçük ya, şu morlu var ya. Şu moru alabilirsin be. Ama bu küçük ya. Bir dakika bunu. Dur bunu ben oynayayım. Ha. Hangisini istiyor? Şu mor sarıyı tutun. Paramızı yedi. Parayı yedi. Allah seni kahretmesin. Normalde yaparım öyle bir şey de şu an ortam güzel. 1 lira attırdı makineye kıracaksınız. Oğlum 1 lira öyle kolay mı kazanılır? Sakin ol şampiyon. O arada sakin. Bu belki de buzuk. 2 lirayla çalışıyormuş o yüzden oradaki para şey oldu. 2 lirayla çalışan makineye 1 lira atarsanız çalışmaması çok normal. Oğlum gidin oraya 1 lira daha atın. Bak Hasan, az önce ben 1 lira attım ya, biri 1 lira daha atmış, yutmuş. Benimkini atınca... Haram olmasın o şimdi. Alamadık zaten, neyi alalım? Hadi. Bahadır ama... Tutmuyor, tutmuyor ya. Çünkü gevşek bırakmışlar. Şuna bakalım. Aşkımı anlattım sana. Duymazsan sevgim üzülmem. Filmden o kadar etkilendik ki eve gelince şarkısını açtık. Bu son şey mi albümünün? Bilmem kaçıncı albümünün. O kadar çok albüm çıkartmıştım. 86 albüm. 36 albüm. 86 albüm. Öyle değil mi? Bilmiyorum ki. Bir şey yazdı ama öyle. Bahadır. Evet. Film hakkındaki yorumlarını alalım. Ya vallahi herkes gitsin. Gerçekten. Çok güzeldi değil mi? Çok etkileyici yani. Bir, inanılmaz bir hayatı varmış yani. Aynen. Ben de çok etkilendim. Çok uzun bir film ama bayağı 2,5 saat falan var herhalde. Değil mi? Prenses ödümü koparıyorsun. 2,5 saat falan. 2 saat ya, 2,5 saat. Bence 2 saatten fazla Bahadır. 9.30'da girdik, 12'de çıktık. Her neyse çok güzeldi yani, hiç sıkılmadan izledik. Hem duygusal hem böyle adam öyle bir hayat yaşamış ki bence o hayatı herkes kaldıramaz. Benim psikolojim öyle bir hayatı kaldıramazdı. Ya Allah öyle bir hayata o sabrı da verir ya. Ama adamın tutunacak bir şeyi varmış yani, sesi. Ya çünkü herkes, ailesinin herkes ölüyor ama bu yaşıyor yani. Ve Muhterem Nur. Muhterem Nur hanım efendi. Nasıl bir aşk. Allah razı olsun. Kesinlikle onu tavsiye biliyorum. Ediyorum. Şimdi geldik, onun şarkılarını dinliyoruz. Tamam, zaten filmin etkisinden bir iki hafta çıkamayız. Kesinlikle ya. Çok. Ben her filmden büyük etkilenmem ama çok etkilendim. Büyük ihtimal telefona indiririm ben bütün şarkılarını. Değil mi? Dinliyordum zaten. Ben vaktiyle. Muhterem Nur'u falan araştırmayı planlıyorum. Ben de ha bak ona bakacaktım. Yani, şarkıcıymış ya da. Aşk olduğu filmi falan bulmayı planlıyorum. Aşk olduğu film mi? Muhterem Nur'u filmde izlerken küçük çocukken aşık oldu ya. Aa. İlk öpücüğü kaçırdım senin yüzünden filan dedi ya sonra. O filmi merak ediyorum. Şule bize böyle bir meyve getirdi. Neydi Şule adı? Aluç. Aluç. Hı. Sivas'ta mı yetişiyor? Farklı bir yerde de olabilir de. Hı. Şeker hastalığına çok iyi geliyormuş. Ben ilk kez yedim, adını altın çileğe adını. Tadını altın çileğe benzettim. Boş bulsun da öğrensin. Evet. Öyle bak ısırayım. Rengi de altın. Böyle bir şey. Güzel, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Biz evimize geldik. Mutlu musun? Ne için? Evimize geldik. Bugün uyumsuz değilmişiz aşkım. Sen bana uyumamışsın bu sefer. Özür dilerim. Bir daha olmaz. Biz evimize geldik. Oklavam da hala şurada yalnız. Annemden aldım daha doğrusu. Benim oklavamda sadece merdanem vardı. Her neyse. Evimize geldik. Seferden bu hafta teyzemler gelmişti annemlere. Birazdan bana çay içmeye gelecekler. Ben de hemencik şöyle çikolatalarım vardı. Ne zamandır yemiyoruz yani. Zaten biz bir iki haftadır Bahadır'la şeker falan tüketmiyoruz ama
Hani bunlar da bozulmasın diye şimdi onlar gelmeden bir mozaik pasta yapacağım. Kettle'ın sesi geliyor, üzgünüm. Şimdi mozaik pasta yapacağım. Bu çikolatalar ziyan olmasın diye. Size de göstermek istedim. Şimdi bir bardak sütüm var. Bir yemek kaşığı kakao. Çok değil. 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 birazcık tereyağım var. Bu aslında göz kararı ama sanırım 2 yemek kaşığı diyebiliriz buna. Eritilmiş tereyağı. Şimdi bunu yavaş yavaş ekliyorum karışımıma. Benim evimde birazcık yani yarım paket birazcıktan kastım. Yarım paket petibör bisküvim ve 1 paket bebe bisküvim var. Bunları kullanacağım. Aslında tamamen bununla yapmam gerekir ama elimde şu an bu var. Ziyan olmasın bu da. Ne zamandır aldım. Bir şey yapacağım diye bekletiyorum, yapmadım. Bir tarihine bakayım, son kullanma tarihine. 2019 diyor zaten. O yüzden kullanabilirim. Çikolatam eridi. Şimdi bunu yavaş yavaş karışımıma ekleyeceğim. Bu arada normalde çikolata yok, yani tarifimde yok ama ben evdeki çikolataları değerlendirmek için koyuyorum. Eğer evinizde çikolatanız yoksa kakaoyu 1 yemek kaşığı değil de 3 yemek kaşığı koymanız gerekiyor, haberiniz olsun. Birazcık da ben ceviz fındık karışımı ekliyorum şöyle. Hatta geçen kaldıra bastıdan kalan ceviz fındığın hepsini ekledim. Tekrar karıştırayım. Şimdi bisküvilerimi kırabiliriz. Karıştırmaya başlıyorum. Ben maalesef yine çektiğimi sanırken çekmemişim. Tatlımı böyle bu kek kalıbıma aldım. Kameradan farklı bir yere gösterdim resmen az önce. Tatlımı böyle bu kek kalıbıma aldım. Baton kek kalıbıma. İçerisinde her yerine streç filmini kapladım. Ondan sonra tatlımı içerisine koydum ve üstünden de tekrar streç filmine geçtim. Şimdi buzluğa atacağım. İnşallah çok lezzetli olur ama gayet güzel kokuyordu. Tadına bakamayacağım, bilmiyorum tadı nasıl olacak ama yiyenlerin tabii ki fikrini alırım. Ben şimdi çayım için hazırlıklarımı yaptım. Buraya böyle lokum tabakları yaptım diyeyim. Buraya işte fıstıklarım, fındıklarım, çekirdeklerim falan var. Aynı zamanda tatlımı da yaptım zaten biliyorsunuz. Şimdi gelmelerini bekliyorum. Bunlar çok tatlı değil mi bu arada? Bunları böyle kıyıp da çok kullanamıyorum. Genelde ötekilerini kullanıyorum. Böyle çay tabağı altı. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum. Çok güzel. Günaydın. Bugün pazartesi sabahı. Bugün çok çekemedim. Şimdi annemler ve teyzemler bana kahvaltıya gelecekler. Yine bir kahvaltı menüsü çekmeyeceğim ama size. Sadece göstereceğim neler hazırladığımı. O yüzden krep yapıyorum. Az önce yine fırına patates verdim. Benim tabii ki kahvaltılarım olmazsa olmazı. Şimdi de krep yapıyorum. Thank you.
Beş taş. Şimdi beş taş oynuyoruz. Yandın. Ah. Sen de yandın. Ben de oynayacağım. Bahadır'ın zorlanmasına gerek yok. Avuçla hepsini. Evet ya. Bahadır. Bahadır sen havada. Havada kapıyor. Ben şimdi. Ben sola. Bu neydi? Boş çok Özgür. Yakın attın. Özgür ne zaman? Adam! Biz hazırlandık. Sonra düşündük nereye gidelim diye. Bir yer bulamadık. Biz de pazara gidelim. Dedik ki bugün pazartesi. Hazır Bahadır da evde. İlk defa Bahadır'la pazara çıkıyorum bu arada. Pazara gidelim, yeşillik alalım dedik. O yüzden şimdi pazara gidiyoruz. Malum, sağlıklı beslenmek malum, evet. Için. Artık Bahadır da benimle beraber şöyle sağlıklı beslenmeye. Zayıflamış mıyım? Geçen ev tur videomda zayıflamışsın falan dedin. Biraz zayıfladım ama bu kadar fark ediliyor mu bilmiyorum açıkçası. Fark ediliyorsa ne mutlu bana. Bahadır'ın da göbek gitti hemen. Çekmiyor mu açını? Çekmiyor mu? Yok, normal arada. Gitti aşkım, sen de hemen zayıfladın. Bana uyarsan zayıflarsın. Tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Bir haftada bu kadar hızlı kilo vermem. Benim sayende. Sağlıklı yemekler, ya, az yağlı yemekler, sebze ağırlıklı yemekler. Sağlıklı beslenme. Sonucu bu. Pazardan da belki video çekeriz. Belki. Bakalım. Biz pazardan geldik, böyle yeşillikler falan aldık, işte patlıcan, kabak falan aldık. Birazdan şey yapacağım, patlıcan, kabak, kıyma, böyle öyle bir türlü gibi yemek yapacağım. Yani kıymalı bir şeyler çekti, kabak da ekleyeyim dedim. Ondan sonra işte maydanoz aldık, maydanozumu burada suya koydum. Brokoli falan aldım, onları da haşlıyorum. Brokoli, karnıyarık haşlıyorum. Bu akşamki menümüz böyle, yani patlıcan kabak, patlıcanlı kabaklı kıymalı yemek, hem de haşlama sebzeler olacak menüm. Bahadır sağlıklı besleniyorum dedikten bir saat sonra. Hem de büyük boyunu almış, sanki ben de yiyeceğim gibi. İnsan küçücük bir şey alır hani nefsini köreltmek için. Biz yemeğimizi yiyoruz. Bahadır şu an diyette, birazdan çukur başlayınca diyetten çıkacak. Ya ama çok canım çekiyordu ne zamandır. Ama aşkım en büyük boyunu almışsın. O vardı sadece. Diğer marketlere baksaydın. Küçük. Ya bu kadar şeyin üstüne bir ödülüm olsun, ne yapayım şimdi yani? Ödül büyük boy şunu paket. Şunu yiyorum bak. Tamam bunu yiyebilirsin. Ama ödül şunu bir... Şunu yiyorum, somun ekmekten sonra şunu yiyorum yani. Aşkım bırak ya. Şimdi de yiyeyim bir cips. Çok yorma bana. Peki yiyebilirsin. Çukur var diye ama. Yoksa izin vermez. Bizim videomuz bu kadardı. Biz şimdi çayımızı demledik. Çukur izliyoruz. 3 günlük tatilimizin nasıl geçtiğini size göstermek istedik. Bu arada asker yolculuyorlar. O yüzden sürekli korna sesleri geliyor arkadan. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer benden video istekleriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Dikkate alıyorum ve çekmeye çalışıyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.